Bu o tamam. Kayıt alıyoruz. Hepinizin fark ettiği üzere. Creative Mornings Bodrum'un ikinci buluşmasını bugün dört ekip arkadaşı olarak gerçekleştiriyoruz. Aramızda Tuğba var, Dilcim var, Selim var ve ben varım. Biz aslında bu etkinliği bir toplumun parçası olarak gerçekleştiriyoruz. Komünite Bodrum isimli bir topluluk bu. Komünite Bodrum, Bodrum'da yaşayan veya Bodrum'a fayda sağlamak isteyen farklı disiplinlerden genç girişimcilerin birlikte üretim, ortak yaratım ve deneyim paylaşımı yapmak üzere bir araya geldiği bir sosyal girişim olarak kuruldu. Ekranda gördüğünüz grup da Komünite Bodrum'u şu an için temsil eden topluluk. Biraz size şimdi Creative Mornings'ten bahsetmek istiyorum. Creative Mornings 2008'de New York'ta başlamış ve bugün 67 ülkede 223 şehirde birden yapılıyor. Ortalama olarak 27 bin aylık ziyaretçisi var ve şu an dijital olarak böyle bir kütüphane oluşmuş durumda ve burada 9.472 adet konuşma var. Bunların hepsine ulaşabiliyorsunuz internet sitelerinden. Ben burada şu ana kadar söylediğim şeylerle ilgili bazı linkler almıştım. Hem Komünite Bodrum hem Creative Mornings hakkında. Onları chat'e bırakıyorum. Eğer isterseniz kenara alabilirsiniz ve daha sonra inceleyebilirsiniz. Türkiye'de de Creative Mornings İstanbul'da yapılıyor çok uzun yıllardır. Daha sonra İzmir'de yapılmaya başlandı. Sonra da Antalya'da yapılmaya başlandı. İşte biz de geçen ay ilk kez Bodrum edisyonu olarak uygulamaya geçtik. Creative Mornings'in iki tane global partneri var. Bu iki global partner olmasaydı böyle global bir şekilde bu etkinliğin yapılması pek mümkün olamazdı. Bunlardan biri Mailchimp. Mailchimp aslında bir e-posta pazarlama hizmeti. Ve Mailchimp'in kendi içinde bazı fayda sağlayacak içerikleri var. Bunlardan bir tane örnek vermek istiyorum şu anda. Bu Kolpol isimli bir podcast serisi başlatmışlar. Şu anda ikinci sezonunun başlamış new season olarak. Burada Paul Jarvis isimli kişi aslında tutkusunu kazancın önüne koymuş girişimcilerle söyleşiyor. Ve burada ilham veren pratik bilgilerin olduğu bir içerik var. Bu ayda yani daha doğrusu yeni sezonun ilk bölümünde Austin Kleon isimli daha önce de Creative Mornings'ta bir konuşmacı olarak bulunmuş yazar, sanatçı kişinin işte ne derler şeyi var. Episod bölümü var. Türkçe konuşamadım şu an İngilizce metinler görünce önümde. Şimdi bunu Mailchimp'in de linkini ben size şu anda chat'e bırakıyorum. Oradan hem işte bu içeriklere bakabilirsiniz hem de bu podcast'a ulaşabilirsiniz. Bir diğer global partner Skillshare. Skillshare yaratıcılık ekseninde oluşmuş bir online öğrenme ve eğitim platformu. İnanılmaz güzel yaratıcı içerikler mevcut. Birçoğuna ulaşmak ücretsiz bir şekilde mümkün. Bunu da takip etmenizi çok isteriz. Yine Skillshare'ın yeni başlattığı YouTube'da bir serisi var. Bunun ismi Unmaking the Myth. Bunu da Andy J. Pizza isimli biri yürütüyor ve buradaki mesela ilk bölümden örnek vermek istiyorum. O da şöyle. Şu anda mesela bir sanatçının kendi sanatından hayatını sürdürebilmesi ya da para kazanabilmesinin aslında çok büyük kitlelere ulaşması ya da ünlü yani ünlü olmasıyla alakası olmadığını savunuyor. Sadece 1.000 adet gerçek takipçisinin olmasının bir sanatçı için hayatını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için yeterli olduğunu savunuyor ve bununla ilgili pratik bilgiler veriyor aslında. Bu da sadece bir örnek episode örneği yine. O yüzden bunu da inceleyebilirsiniz. Ben yine Skillshare ve Skillshare'ın bu YouTube serisi için linkleri chat'e bırakıyorum. Bunları şimdi açıp inceleyemeyebilirsiniz ama kenara bir yere not etmek isterseniz diye bırakıyorum daha sonra. Creative Mornings'in bu şu an yaptığımız sabah konuşma buluşmaları
buluşması olarak tasarlanmış formatının ötesinde Field Trips olarak başka bir format şeklinde etkinlikleri de var. Field Trips şu an mesela yaptığımız şey aslında sabah saatlerinde yaratıcı bir tema etrafında yaratıcı bir konuşma gerçekleştirmek ve buluşmak. Ama Field Trips biraz daha atölyeler yapmak, do it yourself, kendin yap atölyeleri ya da bir şehir turu, stüdyo gezisi gibi, yemek tarifi, yoga seansı gibi daha böyle aksiyon içeren bir format. Yine bunlar pandemiden dolayı aynı zamanda çevrim içi de yapılıyor. Bu yüzden Creative Mornings'in web sitesine girdiğinizde Field Trips kısmında bir sürü kayıtlı etkinlik görebilirsiniz böyle ve faydalanabilirsiniz. Bunlar da ücretsiz olarak paylaşılıyor. Biraz önce Creative Mornings'in web sitesini paylaşmıştım. Yine zaten yani kayıt olmak için girmiştiniz. O yüzden biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama yine de hepsini tekrar çatıya bırakıyorum. Ve Creative Mornings'in bir kendi ürettiği bir manifestosu var. Biz bu manifestoyu çok beğendik. Şimdi bu pandemiden dolayı Creative Mornings fiziksel olmak yerine dijital yapılmaya başlandı uzun bir zamandır. Bu aylarda fiziksele geri dönmeye başlayan edisyonlar var. Biz henüz bunu başlatmadık ama bu işte dijital süreçte manifestoyu biraz dijital manifesto adı altında yeniden toparlamışlar. Ben ekip arkadaşlarımdan Dilcan'a rica ettim bu manifestoyu bizim için okuması için. Sizinle de paylaşmak istedik. Çünkü çok ilham veriyor. Merhaba tekrar. Creative Mornings'in manifestosunu okuyacağım. Herkes yaratıcıdır. Yaratıcı bir hayat, cesaret ve eylem, dürüstlük ve sıkı çalışma gerektirir. Bizler sizi desteklemek, attığınız adımları sizinle birlikte kutlamak ve sevdiğiniz şeyleri yapmaya teşvik etmek için buradayız. Topluluğun gücüne inanıyoruz, bir şeyleri umursamaya inanıyoruz. Yüz yüze iletişim kurmaya, birbirimizden öğrenmeye, sessiz ya da sanal alkışlara ve parmak ışıklatmalara da elbette. Tutku ve amaçları doğrultusunda hareket eden, birbirlerine ilham vereceklerine emin ve dünyanın dört bir yanındaki şehir ve mahallelerde değişime ön ayak olan insanları bir araya getiriyoruz. Kapımız herkese açık. Çok teşekkürler Dilcan. Biz bu manifestoyu bayağı seviyoruz. Çünkü biz de komünite bodrum olarak da herkesin yaratıcı olduğuna ve herkesin kendisinin bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz her bir bireyin. Bu bayağı bize ilham veriyor. Bunu arada bir bu manifestoyla karşılaşmak bana çok iyi geliyor açıkçası. Umarım size de iyi gelmiştir. Gelelim bu ayın temasına. Creative Mornings'in her ay global olarak belirlenen bir teması var. Eylül ayının teması değer. Biz cüret olarak Türkçeleştirdik. Cüret temasını Creative Mornings'in Porto Alegre edisyonu belirlemiş. Ve yine o bölgeden bir illüstratör, Michi Mendonça isimli bir illüstratör şu an gördüğünüz görseli tasarlamış. Bu böyle tekrar ediyor sürekli. Yani önümüzdeki ayın teması yine başka bir edisyon belirliyor. Ve yine o bölgede yaşayan bir illüstratör o temanın görselini üretiyor ve bir global olarak herkes bunu paylaşmış oluyor. Biz cüret temasının üstüne düşünürken nasıl bir sohbet yapalım, kimi davet edelim diye. Aslında çok geniş bir tema ve böyle çok fazla şey düşündük. Bir de Ağustos ayında bunu karar veriyorduk ve işte her yerde yangınlar vardı. Acaba işte yangına giden insanlarla ilgili bir şey mi yapsak? İşte başka şeyler de düşündük. Çok fazla bir beyin fırtınası yaptık. Ama hem bir yandan yani böyle zaten zor bir süreçten geçtik Bodrum'da ve işte Türkiye'de bu yangın konusunda. Yani bu konuyu deşmek, onun üstüne gitmek yerine biraz daha yani bir ilham alalım, biraz farklı bir şeyler konuşalım, farklı bir yerden bu cüreti okuyalım istedik. Yine düşünürken ben Mehmet Aksun ve Yeşil Biber'im düşünmeye başladım. Çünkü kendileri 14 yıldır kara hayatını bırakmış ve Tekme'de yaşıyorlardı. Mehmet'i ise ben zaten hocam olarak üniversite yıllarından biliyorum ve aynı zamanda Yeşim ve Mehmet bu Tekme hayatlarını sürdürürken
çeşitli dönemlerde Bodrum'a da uğruyorlardı ve sık sık orada yazları karşılaşıyorduk. Böyle düşündük yani bu bizim için, yani benim tarafımdan en azından ben kendi adıma burada konuşayım. 14 yıl boyunca karada hiçbir bağım olmadan tekne'de yaşamak benim için cüretkar bir seçim olurdu. Aynı zamanda mesleki olarak da yaşın oyuncu Mehmet bir görüntü yönetmeni ve işte sektörde de aslında sektörle bağlarını da koparmadılar. Yani bu ana akım düzenin dışına çıkıp alternatif bir hayat sürerken bir şeyleri sürdürmek. Biraz böyle kendi o zaten oldukları haliyle bize ilham verecek hikayelerini duyma fikri bize çok iyi geldi. Yine bir önceki temamızda da Zeynep Aksu'yu ağırlamıştık ve biraz Bodrum'da da ilişkilendirmek istiyoruz Bodrum edisyonu olduğumuz için. Yine Yeşim ve Mehmet bayağı bir Bodrum'da hem yaşadıkları şeyler var hem işte bizim de bağımız var Bodrum'dan. O yüzden de çok tutarlı geldi. Çok mutlu oldum ki teklif ettikten sonra bu teklifi kabul ettiler. İyi ki kabul ettiler. Çok teşekkür ederim herkesin önünde yeniden. Ben şimdi Yeşim ve Mehmet buradayken daha fazla onlar hakkında bir şey sormak istemiyorum. Zaten şimdi sahneyi onlara bırakacağım. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Tekrar çok teşekkür ederim. Buyurun. Merhaba. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Konuşma akışı olarak bir şey hazırladık yani kendi hikayemizi anlatalım. Onun için de biraz da doğaçlamaya bırakıp hikayemizi anlatalım dedik. Ben Mehmet Aksın. Ben Yeşim. Meslek olarak görüntü yönetmeniyim. 30 yıl bu sinema, reklam filmlerinde görüntü yönetmenliği yapıyorum. Sektörde ne iyi bir yerim olduğu söylenir mesleki açıdan. Mesleğimi seviyorum, iyi de yapıyorum. Çok sevdiğim bir mesleğim var. Fakat bir yandan da çocukluğumdan beri gelişen bir yelken deniz tutkusu durumum var. O da çok da denizlerdeki insanların klasik gelişimden farklı olarak denizden uzak bir şekilde denize bir yakınlığım oldu. Şöyle ki ben doğduğum zaman babamın küçük bir teknesi varmış. Gayet mütevazi bir yelken teknesi varmış İstanbul'da. Fakat ben doğduktan kısa bir süre sonra biz yurt dışına çıkıyoruz. Ve babam teknesini satmak zorunda kalıyor ve teknesinden ayrı kalıyor. Ve sürekli bir deniz ve yelken ve tekne nostaljisi ne tanık olarak büyüyorum ve o dolaylı bir şekilde bir yelken ve deniz tutkusu gelişiyor bende. Sonra babam yurt dışında kalıyor, biz annemle Türkiye'ye dönüyoruz. Ben 8-9 yaşlarındayken ve babam da ne yazık ki 20 yıl boyunca deniz tutkusundan ayrı kalmak zorunda kalıyor. Ben çocukluğum boyunca işte aile dostlarımızın tekneleri, yok işte tanıdıkların teknelerinde tamir yapma, işte günübirlik denize çıkışlar falan filan derken ben babamı 15 yıl görmüyorum bu arada. Babam 20 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde bana hemen bir ortak bir tekne almayı öneriyor ve beraber biz ortak bir tekne alıyoruz. O zamana kadar bir tekne sahibi olabilecek bir maddi duruma da sahip değilim. Hep okumalarla falan. Evet, evet. Aynen. Sürekli bir şey. Teorik olarak geliştiriyorum ama kendim. Yani yabancı dillerim var. Deniz literatürünü hem Fransızca hem İngilizce yoğun bir şekilde takip ediyorum. Ve aklımda hep bir tekne almak ve uzun bir yola çıkmak planı var. Yani olasılıkla bir dünya turu yapma şeyi var. Sürekli de pratik olarak geliştiriyorum. Neyse babamın Türkiye'ye gelmesiyle biz ortak bir tekne alıyoruz. Fakat işte benim ondan sonra bir yurt dışına gidip yerleşme durumum oluyor. Yani sürekli bir aralıklı bir ilişkim oluyor. Ve biz 2001 yılında Yeşim'le tanışıyoruz. O sırada bir teknem yok. Babamın teknesi var. Büyükada'da balıkçı barınağında duran. Ve Yeşim'le tanışır tanışmaz Yeşim babamın
çalıştığı bir gün Yeşim'i tekneye götürüyorum. Tabii Mehmet'le biz tanıştığımız zaman benim teknede yaşamak, tekneyle dolaşmak böyle bir deneyimim olmadığı için bana çok uzak bir şey. Haliyle öyle bir hayal de yok. Ama her zaman bir şey, gezmek ve yolda olma hayali vardı. Onu da benim yapabileceğim bir karavanla yapabilirim diye düşünüyordum. Mehmet'le tanıştığımız zaman da işte oyunculuk yapıyorum. Artık tanınır bilinir bir oyuncuyum. Haliyle böyle maddi olarak biraz daha karavan alıp yola çıkmaya imkanlarım el vermeye başladı. Sonra Mehmet'le tanıştık. İşte Mehmet'in de söylediği gibi tekne o zaman babasının teknesi Büyükada'da Demir'deydi. Bağlıydı. Büyükada'ya gittik. Oradan Heybe Adası'nın arkasında Çam Limanı diye çok güzel bir koy vardır. Oraya gittik. İşte akşam orada kaldık. Yemeğimizi yedik. Bir şeyler içtik. Sabah orada uyandık. O gün benim için yepyeni bir hayat başladı. Bütün macera benim için o gece başladı. Sonra benim de yolda olma tutkum var. Ne yapalım dedik, hayalleri ortaklaştırdık. Ve evet, tekne bakmaya, yani para biriktirmeye. Tam o zaman da işte 2001 krizine denk gelmiştik. Şey, ne derler, cüzdanlarımız boştu yani. Sıfırı tüketmiştik bir şekilde. Yavaş yavaş. Mehmet o dönem Paris'te yaşıyor, ben İstanbul'da yaşıyorum. Böyle uzak bir noktadayız aslında bu hayali ama bayağı bir çalıştık, çabaladık. Evet, ilişkimizin ilk 5 yılı şey, uluslararası bir aşk sürdürdük. Yani ben Paris'te yaşıyordum. Çalışmaya İstanbul'a geliyordum. Çalışmaya geldiğim zaman babamın teknesi, iş aralarında babamın teknesini kaçırıp şey, Marmara Denizi'nde işte adalarda dolaşıyorduk falan filan. Bir de şey oldu. Babam ondan sonra ben İstanbul'u terk ediyorum, Foça'ya taşınıyorum dedi. Bir yıl sonra da Foça beni kesmedi, ben Kaş'a gideceğim dedi. Tekneyi sizinle götürebilir miyiz Foça'dan Kaş'a? Biz çok heyecanlandık. İlk defa uzun seyir yapacağız çünkü. Evet, ilk uzun seyrimiz o zaman olduydu. O zamanlar bir de şey yoktu, böyle şimdi elektronik haritalar falan var. Seyri çok kolaylaştırıcı imkanlar var. O zaman öyle bir şey yok. GPS'den böyle GPS'in kendini bulması 10 dakika falan sürer. Oradan şeyler, İsmail bilir o dönemleri. İsmail de denizci aramızda. O da teknede yaşıyor Odin'le beraber. Ve işte kağıt haritaların üzerinde rota çiziyoruz. Bambaşka bir seyir. Çok daha keyifliydi aslında o dönemden. Ve o seyir de bizim çok hoşumuza gitti. Sonra artık uzatmayalım. İlk teknemizi aldık. Ma 2003 yılında. Onu da şeyde bulduk Ma'yı. Gökova Körfezi'nde Okluk koyu vardır. Karaca Söğüt Okluk. Karaca Söğüt'te bulduk. Orayı biraz sana anlat istersen. Evet, yani şey, benim ben de işin doğrusu tipik bir şehir çocuğuyum. Yani tatile bile güneye inmemiş olduğumu fark ettim. Yani çekimler için güneye iniyordum ama hani Ege kıyılarını doğru dürüst tanımıyordum. Mai satın alışımız aynı zamanda benim Ege Denizi ile tanışmama da vesile oldu. Ve Mai alınca... biraz da kırsalla flörtleşmeye başlaman evet, oluyor değil mi? Evet. Hem Ege Denizi ile tanışmamıza vesile oldu. Hem de biz Mai aldıktan sonra her yazı güneyde geçiriyorduk. Her kış Mai İstanbul'a çıkarıyorduk bir haftalık bir seyirle. Bütün kış marinaya, o zaman marina fiyatları da makuldü. İstanbul'da Fenerbahçe marinaya bağlıyorduk. Öyle bir tutkulu bir ilişki haline geldi ki, yani çalışıyorduk. Gündüz çekimden çıkıp tekneye geliyorduk Fenerbahçe'de. Akşamüstü Çamlimanı'na gidiyorduk, Heybeli'ye. Geceyi orada geçiriyoruz. Geceyi orada geçiyorduk. Sabah 5'te kalkıyoruz. 5'te kalkıp tekrar İstanbul'da Fenerbahçe'ye gelip işte ya okula, derse gidiyordum ya da sete gidiyorduk. Evde zaman geçirmemeye başladık. Yani bir onu fark ettim. Sonra evet, artık bir evde yaşamaktan hatta sıkılmaya başladığımızı fark ettik. Çünkü her fırsatta mağdayız, her fırsatta denizdeyiz. Ve artık biz bunu fazla uzatmayalım dedik.
Ve bir tarih koyduk. Çünkü tarih koymadığımız zaman bir şey fark ettik ki geçiyor. O, siz de bilirsiniz, bir sistemin içine girdiğin zaman, bir döngünün içine girdiğin zaman o sürekli böyle tekrar eder. Ay bir iş daha geldi. O bitti. Biraz tatil yaptım. Ay bir tane daha geldi. Bu senaryo güzelmiş. Şunun yönetmeni iyiymiş falan filan derken böyle hiç bitmeyecek bir şey döngü o. Ya bir yandan çünkü mesleklerimiz egolarımızı çok okşayan bir mesleğimiz de var. Yani tanınırlık, tırnak içinde sanat yapıyor olmanın doyuruculuğu. Yani benim için hatta bu yolculuk yani ben oyuncu olduğum için, göz önünde olduğum için haliyle bir şöhret getirdi ve mesleğimi çok seviyorum ama bir daha gelsem bu mesleği yapmazdım. Çünkü tanınır olmak gerçekten benim için çok keyifsiz bir şey. Çünkü hayatının kendi genel akışını bozan bir şey. Sürekli dışarıdan birileri sana kim olduğunu hatırlatıyor. Sürekli böyle dışarıdan bir göz. Dolayısıyla otantik bir şekilde, böyle akışkan bir şekilde yaşamını engelleyen bir şey. Ve ben haliyle o şöhret durumunu hiç sevmedim. O anlamda ondan da bir kaçış oldu açıkçası benim için. Ve hazırlanmaya başladık. Tarih belirledik. Ne dedik? 2006, 2007. 2007. Tamam dedik. Her şeyi ona göre hazırlıyoruz ve çıkıyoruz. Neyse işte bu arada bir tekneyi uzun yola hazırlamak da çok zor. Çünkü bizim niyetimiz tekneye taşınmak ve batıya doğru gitmekti. Büyük ihtimalle bir dünya turuydu. Dönmek var mıydı? Yoktu. Yani sadece bir gitmek üzerineydi, değil mi? Evet. Yani bir proje bazlı bir niyet yoktu. Yolda olmak istiyorduk. Yani evet. Yolculuk yapmak istiyorduk. Evet. Hani şu işte dünya turu yaparız, şuraya gideriz, buraya gideriz. Yani bir şey, bir yandan evet bir plansızlık kararı durumu da vardı. Evet. Şey ilginç oldu ama mesela İstanbul'dan çıktık, tekne hazırladık, evi boşalttık, bütün eşyalarımızdan kurtulduk. İşte kitaplarımızdan vazgeçemedik, birkaç özel eşyalarımız işte festivalden ödüller, onlar bunlar, arkadaşlardan gelen hediyeler. Onları anneme koyduk. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok ama. Kıyafet, işte iki bavul eşyayla tekneye taşındık. O adım atmak benim için biraz ürkütücüydü. Yani o şey ne, bağları koparmak, yani tırnak içinde sizi bir yere bağladığını düşündüğünüz nesnelerden uzaklaşmak bir sembolik anlamı var. Orada dolayısıyla belirsizliğe, tırnak içinde boşluğa adım atmanın bir iç ürpertisini yaşamadım değil. Tabii insanın güvenlik duygusu sarsılıyor. Yani o anlamda biraz farklıyız biz Mehmet'le. O daha basacağı adımın, yani ayağını kaldırmadan önce, adımını atmadan önce nereye basacağına bakması lazım ve onun güvenli olduğunu bilmesi lazım. Benim içinse atarım, yürür giderim yani. Bir şekilde yolunu bulur diye yaşıyorum. O anlamda farklıyız. Evet, ailenin daha cesaret, cüretlisi sensin aslında. Ve biz çıktık. Niyetimiz işte İstanbul'dan çıkacağız. Güney'e uğrayacağız. Güney'deki arkadaşlara hoşça kal diyeceğiz ve yola çıkacağız. Güney'e indik. Baktık biz yorgunuz. Hiç öyle bir halimiz yok. O zaman başladı zaten programsızlığımız. Tamam dedik. Bu kışı biz burada geçiriyoruz. İlk İstanbul'dan çıkarken mesleklerinizi nasıl bırakırsınız, her şeyi berbat ediyorsunuz, olmaz bu iş diyenler vardı. Güney'e indik, bizim kafada güya arkadaşlarımız var. Nereye kalıyorsunuz, daha gidilecek yolunuz var, olmaz böyle, bu kadar rahat davranılmaz. Böyle o aralar şeyi fark ettik, herkes bir olmaz diyor. Ne yapsak olmaz, o öyle olmaz, böyle olur, öyle olmaz, böyle olur. Neyse biz de yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. İyi ki de kalmışız zaten, çünkü şey çok zor bir şey. Genel bir akış var ya, işte az önce de söylediğim gibi. Birdenbire sabah kalkıyorsun ve bugün canım ne istiyor? Ne yapmak istiyorum? Şu an ne yapmak istiyorum? İçimden ne geliyor? Hangi duygu içindeyim? Bugünü hangi duyguyla geçireceğim? Bütün bunlarla böyle baş başa kalınca o korkunç bir özgürlük ya, kocaman bir özgürlük. İnsan sarsılıyor ve hakikaten böyle elini kolunu nereye koyacağını bilememe gibi bir dönem yaşanıyor. Biraz korkutucu gibi de bir taraftan. Neyse işte o kışı orada geçirdik. İyi ki de geçirmişiz. Çok güzel geçti. Ondan sonra ertesi sene biz yola çıktık. Batıya doğru ilerlemeye başladık. Akdeniz hiç böyle düşündüğümüz gibi geçmedi.
çok yalnız hissettik kendimizi. Çünkü bizim okuduğumuz kitaplarda işte Osman Atasoy, Sadun Bora, Hakan, bütün okuduğumuz o dünya turu yapan insanların kitaplarında hep böyle orada birileriyle tanışıyorlar, beraber bir şeyler oluyor falan. Acayip bir insansızlık hali. Çok yalnız hissettik kendimizi. O koca koca denizlerde tek başımıza. O kadar kendimize dönmeyi düşünmüyorduk çünkü. Neyse sonra işte buradan çıktık. Yunanistan, İtalya, Sardunya Adası, İspanya, Balear Adaları, İspanya'nın bütün doğu, güney yakası. Oradan karşıya geçtik. Fas'a gittik, Tanca'ya. Orada bir nefes aldık. Çünkü evet, çok bildiğimiz şeyler vardı. Çok insan sıcaklığı vardı orada. Sonra oradan okyanusa geçtik ve Rabat'a indik. Rabat'ın yanında Sale, Fas'ta. Bu arada işte yolda beraber birbirimizi yakaladığımız Osman Atasoy, Sibel Karasu, onlar da Güney Amerika'ya doğru gidiyorlardı. Beraber geçecektik okyanusu. Çok mu konuştum sen? Yok. İster misin? Tamam. Güzel anlatıyorsun. Sonra işte Fas'a gittik. Orada kaldık. 2 hafta falan kalırız diyorduk. Osmanlılar çıktı. 2 hafta geçti. Hadi biz geleceğiz arkamızdan. Biz gidemiyoruz çünkü keyfimiz yerindeydi Fas'ta. İyiyiz yani. Nereye gidiyoruz? Niyetimiz ne? Niyetimiz iyi hissettiğimiz yerde kalmak. Biz burada iyi hissediyoruz derken artık 4 ay oldu. Vizeler bitti. Vize uzatmaları bitti. Artık çıkmamız lazım. Ve o sırada da çocuk yapmaya karar verdik. Haydi bu teknede çocuk olur mu? Olmaz. Çok küçük bir teknemiz var. Ne yapalım? Daha şimdi hala daha işte çalışsak para kazanabiliriz. Hadi biz dönelim. Döndük. Ondan sonra çalıştık. İşte biraz tekne için para biriktirdik. Tekne arıyoruz bu arada. Ve aradığımız tekneyi Finlandiya'da bulduk. Biraz uzak, evet. Sen devam et. Evet. Finlandiya'da işte tekneyi bakmaya gittik. Böyle kışın ortasıydı ve yarım metre kar vardı her yerde. Tekne, deniz donmuş. Deniz durumda. Donmuş durumdaydı. Bambaşka teknede ısıtmalı hangarlarda duruyor orada şey. Finlandiya'da teknecilik işi çok pahalı. Çünkü denizde bırakamıyorsunuz. Deniz donduğu için işte tekneler büyük zarar görebilir. Hep ısıtmalı, yani +5 dereceye ısıtılmış hangarlarda duruyor. Orada tekneyi gezdik, beğendik. Ondan sonra el sıkıştık. Sonra buzlar çözüldüğü zaman da gelip almak üzere sözleştik. Buzlar da Haziran başında çözüldü. Gittik, tekneyi aldık ve 3 aylık bir yolculuk Baltık Denizi, işte Kiel Kanalı, Kuzey Denizi, Manş, Atlantik Okyanusu'nda Biscay Körfezi, İspanya'nın ve Portekiz'in batı kıyılarından Cebel-i Tarık, oradan da zaten Cebel-i Tarık'tan girdiğin zaman hakikaten Mare Nostrum oluyoruz. Rengin, yani şeyin, suyun rengi bile değişiyor. Rüzgarın değişiyor, kokusu, her şey değişiyor. Hakikaten hani Akdeniz'e, bizim eve gelmiş oluyorsunuz yani. Canım, öyle bir duygu, o bariz net bir şekilde olan bir durumu. Oradan girdik. Yeni teknemizi, şu anda hala içinde yaşadığımız tekneyi, yani 10 yıl önce İstanbul'a getirdik. İstanbul'da işte 2 kış geçirdik. Oradan tekrar Okla inip çocukları planladığımız gibi yaptık ve teknede bugündür yaşamaya devam ediyoruz. Aynen. Zaten işte yeşim hamile kaldı. O zaman da başladı. Teknede çocuk olmaz. İşte İkiz normal doğum olmaz, doğal doğum olmaz. Muhakkak niye sezeryan yapmıyorsunuz? Tehlikeli. Mutlaka kesmemiz lazım. Sezeryan olacak. İşte teknede devam edilmez. Teknede İkiz çocuk emzirilmez. O olmaz, bu olmaz. Sürekli bir olmaz, olmaz, olmaz. Sizin de hayatınızda vardır herhalde. Yani hayaller kurmaya başladığınız zaman hep bir olmaz. Sürekli böyle bir tutuyorlar seni. Galiba en çok ondan kopması zor. Çünkü o tutanlar senin hayatındaki en değer verdiğin insanlar aslında. Arkadaşların, annen, baban, kardeşin. Hani hayatında var dediğin, seni var eden şeyler senin kendin olmana müsaade etmiyorlar. İşin en zor kısmı o galiba. Yani o mahalle baskısı, aile baskısı en, yani ne, cüret konusunda en frenleyici durum o oluyor galiba.
Evet, kendimi o olmazlar karşısında kendim için adım atarken en cüretli hissettiğim zamanlar onlar oldu. Yoksa hayalimi gerçekleştirirken öyle bir cesaret, çok cesaretli davranıyorum gibi hissetmedim ama o olmazlara karşı hayır olur demek en cesaret isteyen kısım oydu galiba. Gerçi bir yandan o da bir denge. Çünkü söylenen bir sürü şeyin de doğruluk payı da oluyor. Sadece onları o doğruluk payını bulup o doğru manage edebilme meselesi zor olan galiba. Yani. Ama yani şey, herkes farklı. Herkes onları farklı yaşıyor. O zorlukları farklı yorumluyor. Farklı adımlar atıyor. Evet. Yani evet. Bir tek vücut değiliz sonuçta. Ya da o zorluklara, yani o zorluklar doğru oluyor da onlara bulunacak çözümler yine her zaman insanların önerdiği çözüm olmuyor. Yani. Ya evet, mesela nedir işte, çocuk olduğunda çok çamaşır yıkanır. İşte su lazım, elektrik lazım, biraz daha rahat olmaya ihtiyacın var. Ama teknede de daha kısıtlı imkanlarla da olabiliyor bu iş. Ne oluyor? Evet, çok temiz olmaman gerekiyor. Titiz olmaman gerekiyor anlamında. Evet, titiz olmaman gerekiyor. Ama işte, oluyor, her şey oluyor işte. Evet. İşte bizim hikayemiz de böyle. İsterseniz sormak istediğiniz bir şeyler varsa sizin sorularla beraber daha bir detaylandırırız. Daha keyifli olur diye düşünüyorum ben. Senin yani en son bir şey yapabiliriz. Yani pandemiyle beraber bir hayat... bir değişti tabii. Yani. Şu an burada ormanda olmamızın bir sebebi var tabii ki. Fonda deniz yok. Yani teknede yaşamak tabii nispeten sürdürülebilir bir hayat şehirdekine göre. Ama bir şey fark ettik pandemiyle beraber özellikle. Ne bileyim, hani gıdamızı dışarıdan temin ediyoruz. Birileri yetiştirip bize sunmasa aç kalacağız. Haliyle çok da sürdürülebilir değil. Bu pandemiyle beraber gerçekten artık kendi gıdanı yetiştirmenin ne olduğunu çok net fark ettik. Zaten biliyorduk ama her zaman benim vardı zaten bir toprakla uğraşma hayali. O biraz böyle hızlanmış oldu. Ve şimdi de işte bir Dalaman tarafında bir dağ köyünde bir çok güzel bir arazi bulduk. Bizim için çok güzel. Ve orada biraz toprakla haşır neşir olmaya başlıyoruz. Yine başka bir yeni başlıyor şimdi. Tekne devam ediyor yine. Yani yarı tekne yarı kara evet. Hayatına geçiyoruz. Bakalım zaman ne gösterecek. Öyle. Çok teşekkürler. Deniz hayali. Ben şey soracaktım. Bir paylaşmak istediğiniz görseller vardı sanki. İstiyor musunuz? Evet evet. Bu... Ha, tabii canım, yani bir şey. Tamam. O dönemlerden yani bahsettiğimiz şeyleri görselleştiren işte bu ben kamera kullanırken ondan sonra ben geçebilir misin? Hı, ben geçiyorum. İşte bu şey, gençken Duygu Hoca, hatırladın mı Cemre? Şey, onun teknesiyle de çıkıyorduk. Evet, o notu da aldım biraz önce. Hani hep anlatırdı bize derslerde, soracağım bir şeyler. Ha, babamla ortak aldığımız tekne. Yeşim burada sette. Yeşim çok ünlü. Ondan sonra. Yeşim'i işte, işte tekneye ilk götürdüğüm zaman. Yani 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yeşim dümen tutuyor. Arkada İstanbul. Babamla... O işte uzun seyir. İlk uzun seyir. Evet, ilk uzun seyirimiz. Yeşim yelken topluyor. Hep sen çekmişsin. Evet. İlk teknemiz. Evet. Ma ile yelken yapıyoruz. Yeşim dümen tutuyor. Teknenin bakımlarını, her şeyini kendimiz yapıyoruz. Yola hazırlıklar. Yeşim yola hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yeşim teknenin salmasını kazıyor. Niye takıldı bu? Bir şey oldu. Yola çıktık. Torrent kanalı. Yunan adaları. Kış geldi. Çok soğuk. İspanya'nın güneyinde. Isıtma sistemimiz yoktu. Evet. Şimdi teknemizde çok rahatız. Evet, bu ilk teknemizde bir ısıtma sistemimiz yoktu. Evet.
çok üşüyorduk. Arkada İspanya'nın ne Sierra Madre yok unuttum. Sierra Madre Nevada. unuttum dağları. Cebeli Tarık'a doğru gidiyoruz. Cebeli Tarık kayası. Cebeli Tarık'ta demirdeyiz. Yine seyir. Tanca'ya doğru gidiyoruz. Fas'a geldik. Fas çok güzeldi. Fas çok güzeldi. Fas'ta çok Çok güzel ilişkiler evet yaşadık çok güzel Fas'ta. evet çok güzel arkadaşlarımız oldu. O bütün bu yolculuğun özeti, yani bu yolculuk derken sadece denizde gidilen yolculuktan bahsetmiyorum. Bugüne kadar denizde yaşamak ve bugüne kadar geçen sürede geldiğimiz kıvamı insanlar zaten öyle doğmuşlar yani Fas'ta. İkinci teknemiz Keyif Finlandiya'dan aldığımız gün yani teslim aldığımız gün bilgisayar Tamam. ondan sonra bir dur Aa, çocuklar. evet bir dakika Türkiye'ye doğru getiriyoruz Kiel Kanalı'nın girişi Kiel Kanalı'nda yeşim dümen tutuyor büyük konteyner gemilerin yanında. Yeşim hamile. Gümüşlük. Of, kocaman. Demirdeyiz. Çocuklarımız doğdu. Ay. Büyüyorlar. Fasulye ayıklıyor çocuklar uyurken. Hayır. Güvertede büyüdüler böyle. Bakalım. Yine gümüşlük. Evet, bütün bunlar hep gümüştü. Evet. Çocuklar Bodrum'da doğdu demiştiniz, değil mi? Evet, Bir evet şey doğum yok. şey. Bodrum'da doğdular. Bodrum doğumlular. Yani normal doğum yaptıracak doktoru bir tek Bodrum'da bulabildik. O yüzden 6. aydan itibaren oradaydık, değil mi? Evet. Annelerin 6. aydan itibaren. İşte Orada demede bekledik. Böyle. böyle. Süper, çok teşekkürler. Bana çok iyi geldi, çok ilham verdiniz. Öyle güzel. Şey, bu spotlight'ı kapamak istiyorum. Bir dakika, beceremedim. Tuğba, sende mi acaba bu view? Yoksa herkes galeri view'da mı? Onu bir teyit edeyim. Şu an birbirimizi görebiliyor muyuz hep Evet. beraber? Evet, herkes Evet. görüyorum. Tamam. Böyle sanki daha iyi sohbet edebiliriz diye bir süre böyle durabiliriz diye düşündüm. Şimdi isterseniz sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ben böyle müdahale etmeyeyim. Bir sorusu olan varsa bir alan açayım. Yoksa sonra ben de bir şeyler sorabilirim. Birileri. Selamlar. Benim bir sorum yok kimsenin başlangıcı yoksa şu anda. Şöyle öncelikle sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten ormanda bir piknik masasında karşılıklı oturuyormuşuz ve bize bir hikaye anlatıyormuşsunuz. Hissiyle dinledik sanırım hep beraber. En azından benim için öyle oldu. Ben şunu çok merak ettim. Çocuklar sanırım bu sırada siz anlatırken baktım 7 yaşlarında diye anlıyorum. Sizler şehirde doğmuş ve büyümüş karakterler, kişiler olarak bir çocuğun teknede büyümesi, bu yaşa gelmesiyle sizin günlük rutininizle onların rutinleri arasındaki fark ne? Nasıl sizi şaşırtan heyecanlar, bakışlar, duygular içinde oluyorlar. Onu çok merak ettim. Çünkü onların bizim genel geçer bildiğimiz hayattan biraz daha farklı bir algıları var şu anda. O konuda birazcık fikrinizi duymak isterim. Güzel cevap vereceksin. Zafer. Zafer. Öncelikle benim doğayla çok yakından bir ilişkim vardı. Çünkü çocukluğumun bir 4 yılını köyde geçirdim ben. Annem babam çiftçilik yaptılar bir Şehir 4 yıl. çocuğu olan benim. Yani O şehir çocuğu. Ben sonradan 12 yaşında şehre gittim ve gittiğim günden itibaren de şehirden çıkmak istedim. Yani dolayısıyla bunu sen daha doğru cevaplarsın. Çünkü benim bildiğim ve çok yakın olduğum bir durum ya.
Ya aslında bir yandan da tekne hayatı tam ne köy hayatı değil. Ya şöyle bir şey, o şeyi becerebildik biz galiba. Teknede çocukların ayrı bir hayatı, bizim ayrı bir hayatımız gibi bir durum olmadı. Nerede yaşasak öyle olurdu zaten. Nerede yaşasak öyle olurdu zaten. Ya şunun büyük bir etkisi var. Düzenli işlerimiz yok bizim. Evet. Özellikle yeşim çocuklar doğduktan sonra çalışmak pek zaten istemedi. Çok az çalıştı. Çok az çalıştı. Buna da izin verebilecek maddi durumumuz vardı. Herkesin elinde olmayan bir durum. Ben de çalıştığım zaman daha çok reklam filmi çekiyorum son zamanlarda. Hakikaten hani, gidiyorum 2 gün ön hazırlık, 1 gün 2 gün çekim, 5 gün içerisinde geri geliyorum. Yani ayda 5 gün ya da 10 gün çalışarak Düzeni düzeni döndürebiliyoruz. döndürebiliyorduk. Dolayısıyla şeyle karşılaştırmak haksızlık olur. Yani Ondu değil mi? bir maaşa ailenin çocuklarıyla kurabileceği ilişkiden farklı bir. Pardon, arabaya geçiyorum. Şimdi son cümlenizi tam duyamadık. Çok hızlı geldi. Bir şey internet dondu ama şu an duyabiliyoruz karşılıklı sanırım. Devam edebiliriz Yani buyurun. şey, haksızlık olur diyorum. Hayatını geçindirebilmek için haftada 6 gün, günde 8 saat çalışmak zorunda olan bir ailenin çocuklarıyla ilişkisiyle bizim tırnak içinde rahat, zamansal açıdan rahat olduğumuz durumu karşılaştırmak haksızlık olur. Yani bizim Evet, öyle bir eşit olanlar şansımız değil. vardı. Yani çocuklarımızla yoğun beraber vakit geçirebilmek gibi bir durumumuz vardı. İkincisi, çocukların ikiz olması gibi bir şansımız vardı. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Tabii büyük eğlence. Çok eğleniyorlar birbirleriyle. Ve özellikle de belli bir yaştan sonra, 4-5 yaştan sonra zaten kendi dünyalarını kurdular. Yani zaman zaman yalnız kalmak istiyorlardı. Bizi kendilerine katmıyorlardı. Fakat beraber geçirdiğimiz zaman da bir disipline tabi tutmadan, içimizden geldiği gibi, yani teknede nasıl geçiyor bizim geçiyordu, şimdi şu anda tam bir düzen değişikliği süreci içerisindeyiz, ama şu ana kadar nasıl yaşıyorduk? Sabah istediğimiz saatte kalkıyorduk, ki genellikle teknede Erken olunca kalkıyoruz. erken kalkıyorsunuz, çünkü doğanın ritmine, güneşin ritmine uyuyorsunuz. Güneş gün doğumuyla beraber kalkıp kalktık, hemen kahvaltı etmek lazım gibi bir durumumuz yok bizim. Kendimizi dinliyoruz. Aç mıyız? Kim aç? Aç mıyız? Aç. Dolayısıyla sabah kahvaltısı 9'da da olabilir, 11'de de olabilir, öğleden sonra 1'de de olabilir. O kahvaltı büyük ve güzel bir ritüel bizim için. Güzel bir sofra kurup beraber Aslında hazırlayıp. yaptığımız her şeyi öyle. İşte beraber yürüyüşe çıktığımız zaman da hepimizin neyse ki becerebildiğimiz bir şey var. O an orada olabiliyoruz. O çocuklarda hep doğal olarak olan bir şeydir o. Çocuklar hep o andadır. Ne geçmiş var, ne gelecek var. Eğer çok büyük travmaları yoksa çocukların hep o anda kalmayı becerebiliyorlar değil. Öyle zaten insan öyle doğuyor. Sonradan biz bu hale geliyoruz. Onlar bana hep şeyi fark ettirdiler. O kadar çok andalar ki hani bazen eski alışkanlıklarla andan koptuğum zamanlar onlar öyle bir güzel çekiyorlar ki seni. Hayır buradayız. Bak anne şimdi buradayız. Şu andayız. Şu an nefes alıyoruz. Şu an buna bakıyoruz. Şu an yürüyoruz. Öyle. Evet. Ya, sorunuza cevap oldu mu bilmiyorum ama. Şahane bir cevap oldu. Çok teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla inanılmaz anın içinde olma hali gelmiş onlara. Bu durumun da etkisiyle sizin de etkinizle tabii ki. Şeyi görüyorsun mesela sonradan yerleşmiş o korkular. İşte hani örümcekten korkmak, oradan bir şey çıkabilir falan. Bütün bunlar sonradan yerleşmiş korkular hep. Onlarda hiç o korku yok. İşte düşebilir miyim? Düşebilirim ama şöyle kendine güven
Yani o doğada canlı olarak kendine güvenme ne güzel bir beceriymiş. Sonradan kaybettik onları ama ne güzel bir beceri. Kendi vücuduna, kendi zihnine, kendi bilgine güvenebilmek. Onları hep deneyimliyoruz onlarla. Çok güzel öğretiyorlar. Bir yandan chatten böyle hem yorum hem küçük sorular da geliyor. Güzel yorumlar var mesela işte toprağı iyileştirmemiz lazım diyor Özlem. Siz Aslında toprağa döndünüz. yapmaya çalıştığımızda bu ve çok şanslıyız ki bulduğumuz toprak 8 yıldır hiç kimsenin ellemediği bir toprak. Terk edilmiş. İçinde böyle 200 tane falan 11 çeşit meyve ağacı var. Toprağı elediğin zaman hamur gibi üzerindeki hiçbir işte yaprak, bitki, kurumuş bitkiler hiçbir şekilde toplanmamış. Doğal malçlanmış durumda toprak. Haliyle çok verimli bir toprak. Hiç bırakmamız, iyileştirmek için çaba harcamamız gerekmiyor. Hemen biz direkt doğal tarım yöntemiyle işe başlayacağım. Çünkü Mehmet'in tarım gibi bir hevesi yok. O benim tutku. Evet, toprağı iyileştirmek çok önemli. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Süper. Bir de yine çocuklar üzerinden şey sorusu olmuş. Okul olayına nasıl çözüm buldunuz? Bir yandan Özlem de el kaldırdı. Bu toprakla bağlıdır diye bir söz vermek istiyorum. Hani tutarlı gitsin sohbet diye. Oradan okul konusuna belki yeniden döneriz Özlem. Merhaba Özlem. Merhabalar. Ya çok acayip etkilendim gerçekten. Bu hani olmazlara verdiğiniz dik duruşunuz, yani dediğiniz gibi herkesin hayatında oluyor ama çok ilham verici birlikte bunu başarmanız, hani bir olmuşsunuz, hani iki vücutta tek olabilmeyi de başarmışsınız ki hani farklı olma yetişme tarzlarına rağmen teşekkür ederim yani gerçekten çünkü ben de buradan tanıdık atölye eğitimden öğrenme toplumundan belki birkaç arkadaşım var bilmiyorum. Onlara da merhaba. Bu pandemiyle birlikte hepimizin bir hayata bakışında da değişiklikler oldu. Ben de kompost gerçeğiyle tanıştığımda farklı bir yola yani evrildim diyeyim. Ve bu kompostu anlatırken bir tarım derneği kurdum. Hatta yani sizleri bu derneğimizde bir gün konuşmacı Zoom'dan toplanıyoruz biz de zaten. Bu ilham veren yani hayat yaşantınızı bizimle de paylaşmanızı çok isteriz. Biz toprağı tabii tarım derneği kurduk ve toprağın bu yani geldiği noktanın farkındayız. Onun için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu arada ben de böyle bir cesaret edip 38 yıldır gittiğim Turgut Reis'te bu sene bir yıllık ev kiraladım. Bana herkes olmaz sen İstanbul'dasın dernek kurdun. Ne işte herkes olmaz dedi yani ve kimseyi dinlemedim ve ilk defa dedim ki hayır yani ben bu evi kiralayacağım ne zaman kafama tersa geleceğim ve yani derneği de zaten kurucu başkanıyım ama yani işte bir oturtayım yani bu gidişat 24 çok güzel arkadaş var hakikaten toprakla ilgili tarımla ilgili bir şeyler yapmak isteyen oturttuktan sonra derneğin Bodrum şubesi olurum ne olacak ki falan deyip kendi içimde kendimi öyle motive ederekten kurdum. Ya gerçekten iletişim bilginizi alıp da hani derneğe bir gün konuk konuşmacı olursanız çünkü bir de şu var benim kızım da senaryo yazarlığı master'ı yaptı. Fakat işte bu çocuklar da bu pandemiden gençler de çok etkilendi. Amerika'dan döndü, Türk ülkemde çalışacağım diye pandemi başladı. O çok böyle mutsuz. Onu da motive edemiyorum falan. Böyle bir durumlar yaşıyoruz ama hep o hani içimdeki umut ve yaşama dair hani şey devam ediyor. Siz de onunla bugün çok katkı sağladınız bu anlattığınız yaşamınızla ilgili. Çok da mutlu oldum. Denizli'de ilgili çocukları Turgut Reis'e her sene giderdik yazın. Devre mülkümüz var orada. Turgut Reis Yelken Kulübü'nde 5 sene işte ne götürdüm yelken kursuna ki çok korkak bir anneydim. Bana herkes orada da çok şaşırdı. Nasıl cesaret ettin? Yani o da iyi ki oldu diyorum şimdi ilklerimden. Çok mutluyum sizlerle tanıştım ve buna vesile olan teşekkür ediyorum yani sana da Cemre bu tüm organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.
Ufak bir sorun da benim var aslında. Ya bizden de çok fazla öyle olmazları duydum. Biz de bir 6 ay önce erkek arkadaşımla İstanbul'u bırakıp karavanda yaşıyoruz şu an. Yani bir tane hasta yaşıyoruz bir arsada. Çanakkale'nin bir köyünde ya bayağı köydeyiz aslında. Dediniz ya o öyle olmaz. Gün içerisinde geldiğimiz günden beri o kadar çok o öyle olmaz lafı duyuyoruz ki ve yani ve bütün her şeyi bu yüzden de kendimiz yapmak durumunda kaldık. Çünkü birilerinden yardım istediğinizde anlattığınızın değil kafasında ve olmak istediğini yapıyorlar. Sizin buradaki o öyle olmazları nasıl yönettiniz ya da nasıl başa çıktınız? Hani çok daha yolun başındayız çünkü hala İstanbul'la alışkanlıklarımıza sinirleniyor yani doğal olarak sinirleniyoruz ya da oradaki bazı alışkanlıkları burada devam ettireceksek niye buraya geldik diyorum ben hani sakinlemeye gelmiştik diye. Bir onu sormak istedim. O olmazlar neden geliyor insanlar tarafından? Çünkü farklı bir şeyi kabul etmedikleri için. Eğer sinirlenmeye devam edersek bu demek oluyor ki biz de farklıyı kabul etmiyoruz demek oluyor. Çünkü onun için olmaz o. Evet, gerçekten onun için olmaz. Onun için olmaz ama benim için olur'u kabul ettiğin zaman, onun için olamayacağını kabul ettiğin zaman aslında ondan beklediğin şeyi kendin yapmış oluyorsun. Bir yandan ama şimdi karavan maravan deyince hangi olmazlardan da bahsediliyor ona bakmak lazım. Yani işte teknik bir konudan bahsediyorsak yani ne bileyim hani ben karavanıma 50 wattlık bir güneş paneli takacağım. Bütün kış 50 wattla idare edeceğim. Olmaz. Yani olmaz derse o olmaz. Yani bir yandan da o bilgiyle yani bilgiyle eşleştirmek çok noktadan kontrol etmek lazım gelen bir bilgiyi bir yandan. Aslında şey önemli. Teorinin kuvvetli olması lazım. Yani pratiğe geçirmeden önce ve Teknik mevzularla teknik ilgili, değil mi? mevzularla ilgili olarak yani daha sosyal konularla ilgili olmazlar da yine yani o evet o olmazları ikiye ayırmak lazım. Evet. Ama bir yandan da mesela bir ikizlerin doğal doğum olmayacağı bilgisi de teknik bir konu olarak da addedilebilir. Ama bir yandan da aslında olabiliyor. Çünkü yani zor iş Yani ha bilmiyorum. sonuçta yani eve çağırdığın tesisatçı da Evet. öyle bir noktadayız ki herkesin işini de kontrol ediyoruz. Dolayısıyla her şeyden anlamamız gereken bir noktadayız. Aslında olması gereken de bu. Yani normalde nedir? Bir insanın hayatı doğada yaşıyor olsa, evet toprağı bilmen lazım. 3-5 insan birlikte hayatında ihtiyacın olan her şeyle ilgili bilgi sahibi olman gerekiyor ve olursun da. Ama biz o kadar büyüttük ki hayatı ve büyüdükçe oraya da onu da yapayım deyince evet onunla ilgili de bir şey lazım. Bununla ilgili de bilmek lazım. Şununla ilgili de bilmek lazım. Dolayısıyla yükümüz çok arttı. Herhalde biraz daha sadeleşirsek galiba bilmemiz gerekenler de azalacak ve daha kolaylaşacak ve daha bizim kontrolümüzde olacak. Yani yok bir anlamda şöyle bir şansımız var. Eskiden bilgiye ulaşmak yani bu 20-30 yıl önce hakikaten kitaplardan geçiyordu ve herhangi bir spesifik bir konudaki özelleşmiş bir konudaki kitabı bulmak çok zordu. Şu anda şöyle bir şansımız var. Artık bilgiye internetten ulaşabiliyoruz. Evet. Şöyle bir problem var. Şimdi doğru bilgiye yani herhangi bir konuda o kadar çok bilgi var ki hangisi doğru hangisi yanlış falan filan. Çalışmak lazım ya. Yani hani bir şey, o anlamda üşenmemek ve her şeyi kontrol etmek gerekiyor bilgi anlamında galiba. Yani Galiba. galiba diyor öyle. Yani Öyle. evet öyle. Öyle. Şimdi Merve'nin şarjı bitti bence, bir düştü. Soruyu soran arkadaşım sana geri gelecektir. Çünkü böyle telefonunu tutarken düştü. O yüzden şarjının bittiğini sanıyorum. Burada birileri olayına çözümümüzü ha. Onu oraya geri dönebiliriz. Bir okul meselesine nasıl yaklaştın? Sen bu 7 yıl boyuncaki yani büyüme sürecinde hem şu anda da sanırım okulla ilgili bir Çocuklar gündem 8 çocuklarla var. 8 yaşında şimdi çocuklar.
Ben ilk okulla ilgili, okulsuzlukla ilgili okumalarımı lise dönemimde yapmıştım. Okul gerçekten nedir, ne işe yarar ve neden vardır okul, neden var edilmiştir diye. Ve daha çocuklar yokken okulsuzluk benim için gerçekten izlenmesi gereken yoldu. O felsefeyi benimsemiştim. Çocuklar doğduktan sonra da bir insanın kendim için de hep şey fark ettim. Bir şey öğrenmekle ilgili sürekli beni tutan bir şey var. Çünkü öğrenemem. Öğrenebilirsem de mükemmel öğrenmem lazım. Tam bilmem lazım. Sürekli böyle bir bilgiyle aramda doğal olmayan, akıp gitmeyen bir ilişki olduğunu sürekli deneyimledim. Ve bence insan dediğin şey büyük bir merak duygusuyla doğuyor. Ve o merak olduğu sürece, o merakla ilgiyle buluştuğu sürece öğrenememek, hele günümüzde bir şeyi öğrenememek mümkün değil. Ama hayır, onu değil, bunu öğreneceksin denildiği noktada öğrenmeyle ilişkimiz de bozuluyor. Öğrenme keyifsiz bir hale geliyor artık. Çocuklar böyle bir şey yaşamasınlar istedik. Ve okula ihtiyacımız olmadı bugüne kadar. Okulsuz devam ettik. Ta ki işte bu köye gelene kadar, bu köyde bir ilkokul var ama şöyle bir ilkokul, işte sınıfta kedileri var. Bir köy ilkokulu, kimsenin başarılı öğrenci yetiştirmek gibi bir derdi yok. Çocukları daha böyle derleyip toparlamaya çalışıyorlar. Ama tabii ki işte ödev diye bir şey var mesela. Kendi içinde bir sürü zaafları var ama bir özel okulun başarı performansı yok burada. Çocuklar da deneyimlemek istediler. Ve bu sene daha işte 2 hafta oldu. Okula başladılar. Şimdi okulu tartıyorlar. Limon diyor ki ben ev okulu yapmak istiyorum bundan sonra. Uzay diyor ki ben devam etmek istiyorum. Şimdi ne yapmak istediklerini tartışıyorlar şu an. Hani birkaç gün okula gitmek, birkaç gün gitmemek gibi mi olacak bilmiyorum. Bakacaklar. Yasal boyutunu merak ediyor eden varsa eğer aranızda okulsuzluğun. Okulsuzluk yasal değil. Ama ve lakin ilkokul boyunca sınıfta kalma diye bir şey söz konusu değil. Devam zorunluluğu da aslında yok. Devamsızlık olunca size bildiriliyor. Okul bildiriyor. Ona bir cevap vermezseniz, yani çocuğu okula göndermezseniz artık iş polise yansıyor. Polis geliyor, tutanaklar tutuluyor. Ceza kesiliyor. Ceza dediğimizde çocuk başına 4.000 lira falan gibi bir para cezası yıllık. Daha bugüne kadar ceza kesildiği ve ödendiği de çok görülmüş değil. Haliyle bir şey olmuyor yani. Eğer böyle bir niyetiniz varsa hiç korkmayın. Korkacak bir şey yok. Başka neler var? Fotoğrafların çok beğenildiği, hikayenin çok ilham verdiği söylendi. Ben biraz daha şeye dönmek istiyorum. Ya, ben de bir soru sorayım, şu araya gireyim. Ben böyle size dönmek istiyorum. Ve hani o hikayeyi anlattınız. Hani nasıl tekneyle Mehmet'in işte uzun zaman aslında teorik olarak ilgilendiği, Yeşim'in hani çok geç aslında tekneyle tanışıp ve hemen ondan sonra yolculuk başladı falan. Ya ben aslında hani sizin tekneyle başlayan yolculuğunuzda en heyecan verici hatırladığınız hikayenizi ya da böyle en korkunç, hani böyle unutamadığınız kötü bir anınızı falan, bu tarz böyle enlerden merak ediyorum onunla. Bir de şeyi vurguladınız ya, bu Akdeniz'de planladığımız gibi geçmedi, çok yalnız hissettik gibi bir uzun bir süreçten. Orada da hani böyle çok özel bir yerden sormuyorum, insan olma halinden soracağım. Oradaki ikili ilişkiyi nasıl yürüttünüz? Çünkü çok yalnız kaldınız ve 2 kişiydiniz muhtemelen. Hani bunun insani boyutundan bu soruyu soruyorum. Hani nasıl bir histi, nasıl atlattınız o yalnızlık ve yani işte soru bence anlaşıldı diye umuyorum. Toparlayamadım ama tamam, burada bırakayım o zaman. İkili ilişki meselesi, biz Mehmet'le aynı küçücük bir alanda, küçücük bir alanda zaten ama aynı alanda yalnız kalmak istediğimiz zaman birbirimizin varlıklarını görmezden gelebiliyoruz ve diğerimiz de buna saygı duyabiliyor. Yemeğimizi ayırabiliyoruz, boş vakitlerimizi ayırabiliyoruz. Yani o alanı birbirimize tanıyoruz.
O anlamda iki kişi beraber yaşamak hiç zor olmadı. Ve 20 yıldır beraberiz biz Mehmet'le. 20 yıldır aşk olarak beraberiz ama. Böyle bir hani rayına oturdu gidiyor şeklinde değil. Hala tutkulu bir şekilde beraberiz. Çünkü her gün beraber olmayı seçiyoruz. Ve 20 yıldır bu bir ilişki nasıl böyle devam edebilir? Tabii ki bütün duygunu, onun dediğini nasıl sen yorumladığını ifade ederek devam edebiliyor. Sen bana böyle davranıyorsun ama bu bende böyle duygulara sebep oluyor. Ben bunu böyle anlıyorum. Aa, aslında ben öyle demek istememiştim ama şöyle falan gibi. Her şeyi konuşarak. Çocuklarla da aynı şekilde şu an. Bildiğimiz tek bir iletişim yöntemi var. Konuşmak ve onu sonuna kadar uyguluyoruz. O yüzden o ikili ilişkide hiç zorlandığımız olmadı teknede. Kötü anıysa kötü... Şöyle yani açık denizde fırtınaya yakalanmak her zaman korkutucu oluyor. Yani şey fırtınadan korkmayan denizci yok, onu söyleyeyim. Yani bütün dünyaları birkaç kere dolaşmış insanlarla da konuştuk. Korkuyorsunuz. Yani. Çünkü ölebilirsin, başına bir şey gelebilir ve bundan korkmayan insan da olmaz herhalde. Ve açık denizde büyük dalgalar, büyük denizler gerçekten çok korkutucu oluyor. Yani bazen aysız geceler, karanlık bir gecede yelkenler açık ve gidiyorsun ama boşluğa gidiyorsun. Nereye gittiğin belli değil, yani bir şey görmüyorsun. Evet, harita üzerinde nerede olduğunu biliyorsun. Ama karanlığın içindesin ve bir kuvvetle beraber ilerliyorsun. Yani çok keyifli bir taraftan, çok heyecanlı ama bir taraftan da çok korkutucu tabii. En korkutucu deneyimimiz şeydi, İyon Denizi'ndeydi. Yani Yunanistan'la İtalya arasındaki 2-3 gün süren bir mesafe var. Tam onun ortasındayız, yani en yakın karaya 1-2 gün mesafede bir yıldırım fırtınasının ortasında kaldık. Ve sağımıza solumuza yıldırımlar düşüyordu. Ve hani şeydir ya, yıldırım düşer sayarsınız 1, 2, 3, 4 grrr diye sesi sonradan gelir. Hayır, burada düşmesiyle ses aynı andaydı. Yani hatta neredeyse suya değen yıldırımın cız sesini duyuyorduk. O orada son el ele tutuşup son sigaralarımızı içmiştik. Yani hani şey gerçi garip bir dinginlik geliyor hani... Öleceğine emin olduğun zaman şey panik ya da kaygı kalmıyor. Büyük bir kabulleniş geliyor. Sadece çok erken demiştik. Evet. Biraz daha devam edelim. Ya yola da yeni çıkmıştık. Hay Allah, keşke şimdi ölmeseydik falan duygusu olmuştu. Neyse, sonra yıldırım çarpmadı bize. Buradayız. Çok teşekkürler. Ben sizi ilk görüştüğümde hani cüret teması tekne konuşalım dediğimde şey olmuştu. Yani bizim için çok cüret gerektirmedi tekneye çıkmak. Hani aslında falan gibi konuşmuştuk. Ama mesela böyle şeyler anlattığınızda hani yani oldukça cüretkar hikayelerden bahsediyorsunuz. İşte herhangi bir insan onu yaşasa zaten korku duyacağı bir maceraya açık olarak yolculuğa çıkmış oluyorsunuz aslında. Onu da düşündüm. Bir de Ursula Le Guin'in Tehanus'u aklıma geldi. Yaşımsız şey söyleyince hani karanlıkta, kapkaranlıkta bir yere doğru gidiyorsun ama hani bir yere gidiyorsun ama nereye, bu o bomboşluk hissi. O çok şey, klasik bir söylem yani şu anlamda, yani kiminle konuşsak ya da kitaplarda da şey yolculuklarını yazan denizciler o fırtınalarda tamam bu son, ben bir daha artık denize çıkmayacağım sözü veriyor insanlar kendi kendine, fakat deniz durulup da güneş çıkıp da fışır fışır bembeyaz yelkenlerle yumuşak bir şekilde tekrar her şey unutuluyor. Tekrar hemen yemininden dönüyorsun yani. O şey çok tatlı geliyor. Yani denizde seyretmek, yani seyir yapmak, yelkenle gitmek o kadar büyük bir keyif ki hemen unutuluyor bütün acılar. Yani aslında o kendimize sahip çıktığımız her an, her karar cüret etmek oluyor galiba. Ve yani o bilinen şey var, işte şu kadar maaş para alıyorum, akşam şurada yatacağım, işte yarın sabah tekrar işe gideceğim. O bilinen şeyler haliyle insanda bir güvenlik yanılsaması oluşturuyor. Oysa ki giderken işte otobüs kaza yapar, ölebilirsin. Hani ölüm
Her an var aslında. İlla denize çıkmana gerek yok bunun için. Her an olabilecek bir şey aslında. Ama bir şekilde biz o akan rutin içerisinde hep kendimizi güvende hissediyoruz. Bildiğimiz için, öyle bir yanılsama içinde olduğumuz için hep kendimizi güvende hissediyoruz. Ve onun dışına çıktığımız anda bir şeye cüret etmiş oluyoruz sanki. Aslında öyle değil. Aslında değil bence. Yandan bu pandemi de tahmin ediyorum kitlelerde, insanlarda böyle bir sorgulamaya yol açtı. Yani o yayından az önce Yeşim'le sohbet ediyorduk da o pandemiden önce dünyada kurulu bir düzen var. İşte sağlık örgütü var, sağlık bakanlıkları var, devletler var. Özellikle Avrupa için. Avrupa, Amerika için. Hani bir şey olursa bir organizasyonuna gidilir ve her şey yoluna sokulur. Aa, fark ettik ki yok, biz hepimiz sap gibi ortadaymışız yani. Kendimizle komşumuzla baş başa kaldık. Ha, yani o büyük bir güvenlik duygusu sarsılması var. Hepimiz 8 milyar insan şu anda onu yaşıyoruz bir yandan da. Yani ister istemez bir cüretkar bir durumun içindeyiz hepimiz şu anda. Yani fark ettik ki herkes kendi, her koyun kendi bacağından ısılıyormuş. Yani. Ve o yalnızlığı da hissettik. Herkes çok yalnız hissetti kendini. Ve artık bir ötekinin tehdit gibi algılıyoruz ya şehirde bir diğerini. Aslında tehdit olmadığını, tam tersine ona ihtiyacı olduğunu, onunla kuracağı yakın bir ilişkiye ihtiyacı olduğunu fark etti. Fark ettik. Sizden ne bahsetmek isteyen var mı? İsmail, sen nasılsın? Sesin evet. Gelmiyor. Mikrofonu açmadın. Merhaba herkese. Kamerayı aç şimdi. Okey mi? Tamam. Benim ilk Zoom toplantım bu arada. Ve ilk defa saat 8.30'da kalktım herhalde bir senedir. Çünkü çok özlemiştim Yeşil'le Mehmet'i görmek için. Sime Adası'ndayız. Ciddi bir fırtına bekliyoruz bugün. Yani 40-45 knot esecek. Aslında Rodos'a gidiyordum ama buraya sığındık. İşte bu fırtınayı burada atlatacağız bir iki gün. Cuma günü de Rodos'a doğru devam edeceğiz Odin'le beraber. Odin de gördünüz herhalde, uyuyor şu anda burada. Odin. Merhaba da insanlar. Evet, böyle Sime'de çok tatlı bir yerde. İşte karaya düz ayak bir şekilde fırtınanın geçmesini bekliyoruz. Hadi bakalım. Oranın demiri iyi tutmayabiliyor. Açmaz alman gerekebilir. Demir sistemi kalkmış burada. Tonoz yapmışlar. Yani göstereyim şöyle hatta size biraz daha böyle adayı. Artık tonozlar var. Yani demir sistemi yok. Böyle gelip bir tane bot sizi tonoza bağlıyor. Ha, iyi. O yüzden biraz daha güvendeyim. Bir de bir iki açmaz aldım tabii. Yan teknelerden, evet. Şu an güvendeyiz yani. Evet, yani teknede yaşamanın böyle bir durumu var arkadaşlar. Yani sürekli hayatta kalma durumunu kontrol etmeniz lazım. Yani sürekli doğa olaylarını takip edip teknenizi batırmamak için tetikte olmak gerekiyor. Öyle bir durum var teknede yaşamanın. Yani evet, hep bir mücadele var ama ben onu seviyorum. O da işte seni hep diri tutuyor. Yani sabah belli bir saatte kalkıyorsun, gece tekrar oynuyorsun, bakıyorsun. Belki biraz konforsuz olabilir ama o sürekli seni aktif tutuyor. Ki zaten eğer işte fırtınayla mücadele etmiyorsan işte ya tamirat yapıyorsun ya temizlik yapıyorsun. Burada da hatta bir komşum var işte, o da 3. dünya turunda. Böyle bir çok güzel bir amel teknesiyle beraber onunla sohbet ettik. İşte dün de ben pasarelayı tamir ediyordum. O da işte böyle yani, hani dünyaya dolaşmak nedir diye sorarsan bana dedi. İşte sadece farklı yerlerde tamirat ve temizlik yapıyorsun. Yani dünyanın çok güzel egzotik yerlerinde tamirat ve temizliğe devam ediyorsun. Çok bir şey değişmiyor aslında. Yani şu yaptığını başka bir yerde yapıyorsun gibi. Öyle bir özetledi. Aynen öyle. Seni görmek güzel. İsmail, ben çok mutlu oldum hikayeyi tekrar dinlediğim için. Teşekkürler. İlk kez Zoom'a katıldığın ve sabah 8'inde ilk kez Zoom'a katılıp bize katıldığın için.
Ben İsmail beni hatırladı mı diye soracağım. Biz Kaş'ta yağmur gelmişti, bir yılbaşında sizle oturmuştuk falan. Şimdi bugün İsmail'i burada görünce ben de oradan tanıdığım için hoşuma gitti İsmail'in gelmesi. Neyse. Evet, hatırlıyorum tabii yağmuru. Özgün de vardı. Evet. İsmail'in de işte tekne yaşantısını kışın görmüş bulduk. Misafiri olmuştum ben de. Mutlu oldum. İyi ki geldin. Teşekkürler. Evet, o zaman Kaş'taydık. Şimdi Datça'dayız artık daha çok kışları. Süper. Ama işte dediğim gibi şu an Simi'deyiz. İşte haftaya Rodos. Belki buradan Göce'ye geçeriz. İşte Yeşimler'in yanında falan. Öyle aslında ama normalde işte limanımız o zaman Kaş'tı. Kaşmanya'da bağlıydı tekne. Birkaç senedir marinasız yaşıyoruz. Yani sadece işte günü belirli. Süper. Biraz kesilerek geldi sesin ama anladık. Ben anladım, en azından anlaşılmayan bir şey varmış, öyle bakıyorum ama yok sanırım. Valla Datça'da olduğunda ben takip ediyorum seni en azından. Herkes de Vanda'yı takip edebilir Instagram'dan aslında isterseniz. Bu arada ben yine böyle aslında çok böyle başkalarının hakkını almayayım. Bir önce yeniden sorayım. Bir sorusu olan var mı şu an diye? Varsa mikrofonunuzu direkt açıp konuşabilirsiniz. Bilge'ye bundan sonra günün güzel geçsin umarım. Burada yazdığını okudum. Evet Bilge, teşekkür ederiz bütün yorumların için. Ben bir hafif toparlamak üzere de bir son bir soru sormak istiyorum size. Bu son dönemde, yani siz şimdi çok uzun zamandır teknede yaşıyorsunuz ve hani aslında en büyük eleştirilen şeylerden biri işte o gezen bir şey ve çok küçük bir şey ve işte onun içine sığmak çok zor. İşte bütün hayatı ona sığdırmak çok zor gibi esas olmazlar oradan başlıyor ya. Ama son dönemde de dünyada ve Türkiye'de bu tiny house ve küçük yaşam iyice popüler olmaya başladı. Herkes işte şehirlerden göçüp hayatını küçültmek istiyor. Bunun için işte hem tasarımsal olarak hem keyif anlamında hem işte tarım anlamında bir sürü yönlendirmeler ve insanların bunu rahatça yapması için opsiyonlar da olmaya başladı. Aslında insanlar karada da bir neredeyse bir tekne yaşantısı diyebileceğimiz küçük yaşantılara doğru kaymaya çalışıyorlar. Şimdi siz seni hafif böyle yarı kara yarı deniz gibi seçim yaptığınız için şu an yaşadığınız yerdeki düzeninizi de böyle minimal tutmak gibi bir hedefiniz var mı? Böyle bir bakış açınız var mı? Ya da bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Onu merak ettim. Genel olarak zaten ihtiyacımız olmayan şeyleri hayatımızda tutmuyoruz. Yani varlığı bize yük olacak şeyleri hayatımızda tutmuyoruz. Bu bir eşya da olabilir, bu bir insan da olabilir. Yani eğer hani onunla beraber rahat rahat yaşayabiliyorsak tamam, ama bir yük haline geliyorsa hiçbir yük taşımamaya kararlıyız. O yüzden evet, ihtiyacımız olan kadar eşyamız var. Yalnız şöyle bir şey var, bir şey fark ediyoruz ki tekneden sonra şimdi eve geçince haliyle bir yaşam alanı genişledi ya, eşya çoğaldı anlamında değil ama bir alan genişledi ve bu çocuklara çok iyi geldi, onu fark ediyoruz. Bana iyi geldi ve biraz daha böyle bir geniş bir alan, en azından hani evden çıktığında da toprak ve dışarısı da geniş, biraz daha hani yürümenin kesilmeden devam edebildiği bir alan açıkçası bana bu aralar çok iyi geldi. O teknede hani bota binip de kıyıya gitmek, o hani sınırsızlık var şu an, o çok iyi geldi. Senin öyle bir şikayetin yok. Benim yok, benim öyle bir şikayetim yok. Da ama yok çünkü yani çocuklarda bariz bir değişiklik var. Yani şey galiba yaşla da ilgili, yani şimdi 8 yaşına girdiler ve koşmaya daha fazla ihtiyaçları var. Evet, yani evet. Tırnak içinde azmaya, itlik yapmaya daha fazla ihtiyaçları var. Teknede daralıyorlar. Daralmaya başlamışlar, onu fark ediyoruz. Çünkü şimdi karaya geçince daha bir çiçek gibi açıldılar, yani daha bir böyle bir daha rahat azıyorlar. Daha mutlular. Yani doğru bir, yani şu anda doğru bir karar vermişiz, onu fark ediyorum. Yani. Ama yine az eşya, az şey. Ağızla beraber. Yani az önce de dediğim gibi işte o ihtiyacımız olmayan şeyleri almak için hayatımızdan bir zaman vermemiz gerekiyor. Hayatımızı satıyoruz aslında. Günümüzü, saatimizi satıyoruz o ihtiyacımız olmayan şeyleri alabilmek için. Onları depolayabilmek için alana ihtiyacımız var.
o alanı yaratabilmek için yine hayatımızdan satıyoruz. Ve aslında hiç ihtiyacımız olmayan şeyler için gereksiz bir enerji ve zaman harcaması yapılıyor. Ayrıca artık dünyanın da bunu kaldıracak hali kalmadı. Gezegenin de bunu kaldıracak hali kalmadı. Eminim buradaki herkes de bunun, şu an burada olanlar hepimiz benzer şeyler düşünüyor ve öyle ilerliyoruz diye düşünüyorum. Ha, İsmail kopmuş, bir daha geliyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Böyle yavaş yavaş isterseniz ayrılabiliriz. Saat 11'e gelmek üzere. Varsa böyle son, hem Yeşil Mehmet sizin eklemek istediğiniz bir şeyler, hem aramızda olanların paylaşmak istediği son bir şey paylaşabilirsiniz. Ben naçizane bir şey eklemek istiyorum, bir şey söylemek istiyorum. Benim hayatımda onun önemli olduğunu düşünüyorum. Benim hayatımı çok değiştirdiğini düşünüyorum. Korkular, bu ne bileyim bir arı korkusu da olabilir. Bu ne bileyim denizin altına kafanı sokma korkusu da olabilir. Herhangi bir korku, büyük küçük fark etmiyor. Korku dediğimiz şey hayatımızı hakikaten çok konforundan alan bir şey. Hayatımızı çok kısıtlayan bir şey. Yaşamaya çok engel bir şey. Her türlü korku. Ve bence korkuların üzerinde bir durmak, bir korkuya bir bakmak, nedenini bir görmek ve o korkuların üstesinden gelebilmek için çaba harcamaya değer diye düşünüyorum. Güzel söyledin. Çok çok teşekkür ederiz. Bu arada bütün bu kaydı yayınlayacağız Creative Mornings'in web sayfasında. Dolayısıyla hani katılamayan tanıdıklarınız olduysa falan paylaşma imkanınız olacak. Hem Yeşil ve Mehmet sizin için söylüyorum, hem katılım insanlar için söylüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok çok güzel geçti. Çok fruitful, meyveli. Öyle. Bir sürü farklı şeyden konuştuk cüret ekseni, cüret temasıyla. Zaten tema burada bir sembol aslında, yani. Burada önemli olan bizim direkt kendi ilhamımız ve birlikte paylaşabileceğimiz şeyler. Bugün gelen herkese de sabah erken bir saatte Zoom'da burada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bilge, umarım günün güzel geçer, daha güzel geçer artık. Bu arada Yeşim... İletişim için az önce mail adresimi çete yazdım. İletişim kurmak isteyen olursa az önce de konuştuğumuz gibi buradan ulaşılabilir durumdayız. Sözünü kesmedim. Süper. Yo ben de zaten senin paylaştığın şeyi söyleyecektim. Burada e-mail adresini chatten bulabilirsiniz Mehmet ve Yeşim için. Aynı şekilde Özlem de bize nasıl ulaşabileceğini sormuş. Bizim de ben madem şöyle mail adresimizi bırakıyorum hemen chat'a. Bir kopyalı yapıştırla alabilirsiniz şu anda. Oradan direkt konuşabiliriz veya sosyal medya hesaplarımızda, yani komünite bodrumda, özellikle Instagram'da aktifiz. Hani oraya bir mesaj attığınızda biz bir topluluk olduğumuz için 3-4 kişi onu kontrol ediyoruz. Size dönüş yapabilecek olabiliriz. Bundan sonra yani Creative Mornings'ler fiziksel olarak da aslında çok güzel oluyor. İnşallah zamanla fiziksel olarak Bodrum'da yapabilirsek tekrar Yeşil ve Mehmet sizi burada görmek isteriz. Başka amaçlarla da, yani komşu sayılırız. Böyle ortak bir konuda buluşursak tekrar buluşmak bizi çok mutlu eder. Özellikle fiziksel olarak siz de buraya geldiğinizde topluluk olarak da görüşmek isteriz sizinle. Böyle onun dışında komünite bodrumunda işte farklı etkinlikleri oluyor. Sizler de takip edebilirsiniz. Bir de işte önümüzdeki ay yeniden Creative Mornings Bodrum'un işte başka bir tema ekseninde başka bir konuşmayla buluşması devam edecek. Biz sanırım bir süre daha dijital devam edeceğiz yani. Çünkü global olarak yavaş yavaş fiziksel etkinliklere dönüş var. Biz de bunu denemek istiyoruz ama hem çok yeni bir edisyonu, hem de doğru zamanı bekliyor gibiyiz sanırım bu konuda. Sanırım önümüzdeki ayda dijital olacaktır. Ama zaten habersiz bırakmayız sizi. Mehmet, Yeşim, size çok 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 teşekkür ederiz bu güzel sohbet için, sabah sohbeti için. Ben de bugün bu arada Mehmet hocamın aslında ilk kez böyle detaylı dinledim sizin hikayenizi ben de.
O anlamda bana da çok iyi geldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Katkı sağlayan herkese de çok çok teşekkür ederim bugün için. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Çok güzel bir sohbet oldu. Hoşçakalın. 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 Görüşmek üzere. Bakıyorum çete. Tamam. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi ki geldin Merve. Görüşürüz. Özlem, çok teşekkürler İsmail. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bye bye.